Cesur Alya Bilge ve Ormanın Sırrı. Bir zamanlar aşırı sevimli bir kız çocuğu olan Alya Bilge yaşardı. Aya sadece 3 yaşında olmasına rağmen her şeyi merak eden ve her şeye ilgi duyan neşeli bir çocuktu. En sevdiği şeylerden biri babasıyla ormanda macera aramaktı. Çünkü babasıyla geçirdiği bu özel zamanlarda ona hayatın en değerli derslerini öğretirdi. Bir gün Alya ve babası ormanda yine macera arıyorlardı. İşte o zaman ormanda yabani bir domuz sürüsüyle karşılaştılar. Domuzlar önce hafifçe homurdanıyor, sonra daha da yüksek sesle homurdanmaya başlıyorlardı. Alya ve babası biraz korktular ve domuzlardan kaçmaya başladılar. Babası, Alya'yı korumak için onu önce bir ağaca çıkardı ve sonra domuzları uzaklaştırmaya çalıştı. Fakat ne yazık ki, babası bir domuz tarafından kovalandı ve bir ağaca tırmanamadı. Aya, yukarıdan babasının yardımına ihtiyacı olduğunu gördü ve cesaretini topladı. Korkma baba, ben buradayım, dedi Alya. Bir dalı sallayarak domuzları korkutmaya çalıştı. Bunu yaparken, baba Alya'ya, Alya, öfkeyle davranma. Domuzlar da bizim gibi korkuyorlar. Onlara karşı nazik olmalıyız, dedi. Alya babasının sözlerini dinledi ve bir elma dallarından birini koparıp domuzlara doğru fırlattı. Domuzlar, elmayı koklayıp yemeye başladılar ve babasının yanından uzaklaştılar. Vav dedi babası, Alya, sen gerçekten çok cesur bir kızsın. Beni kurtardın. Alya gülümsedi ve bana her zaman cesur olmayı ve başkalarına karşı nazik olmayı öğrettin, dedi. O günden sonra, Alya ve babası ormanda dolaşırken her zaman daha dikkatli oldular. Aya, cesaretin ve anlayışın ne kadar önemli olduğunu öğrendi. Ve babası da, Alya'nın ne kadar cesur ve akıllı bir kız çocuğu olduğunu anladı. Bu hikaye, Alya Bilge'nin cesaretini ve domuzlardan kaçarken babasını nasıl kurtardığını anlatır. Bu çocuklara cesaretin, anlayışın ve başkalarına karşı nazik olmanın önemini anlatan bir hikayedir. Alya'nın hikayesi çocuklara hayatın değerli derslerini öğretir ve her zaman ne olursa olsun ayakta durmamız ve başkalarına yardım etmemiz gerektiğini hatırlatır. Çünkü biz birbirimize yardım ettiğimizde dünya daha iyi bir yer olur.